اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم, له الله الله ولم, يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اكتب لنا سكينا ediyoruz. اللهم ارزقنا حفظ المرسلين وإلهام الأنبياء وفحم الأولياء بكرمك يا أكرم الأكرمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بحب ذاتك تحصنا يا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله حقا وصدقا اللهم إنك صلت علينا عدوا عليما بعيوبنا يرانا هو قبيله من حيث لا نراهم اللهم آيسه منا كما آيسته من رحمتك وقنته منا كما قنته من عفوك وباعد بيننا وبينه كما باعدت بينه وبين رحمتك وجنتك اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال رب يسر ولا تعسر سهل علينا وتمم بالخير رضي الله تعالى عنا وعنكم بسم الله الرحمن الرحيم Geçen dersimizde Nisa suresi 12. ayette zevç ve zevcinin hisselerinden bahsetmiştik. Bu dersimizde de aynı ayet kelimeden devam ediyoruz. Estaizu billah. Ve <laughs> lehunne mimma illem yekun lekum Hanımlar için vardır. Ne vardır? Er-rubu'u. Ruba yani dörtte bir hisse vardır. Mimme tüm. Sizin terekinizden, terk ettiğiniz maldan hanımlar için dörtte bir hisse vardır. Burada hanımlar varis oluyor. Zevce varis oluyorsa zevç vefat etmiştir. Meseleye me yazılır. Yani bir erkek öldü diye yazılır illem yakın Eğer sizin için çocuk yok ise zevç vefat etti ve kendisine varis olacak hiçbir çocuğu yok. O zaman o vefat eden zevcin hanımlarının hissesi rubadur. Yani terekenin dörtte birini alırlar. Burada bir şeye dikkat etmemiz lazım. Lehunne ne diyor? Laha demiyor. Lahun ne demek? O hanımlar için demektir. Laha deseydi tek bir hanıma ruba hissi olurdu. Demek ki tek bir ruba hissi, birkaç tane zevce aralarında ruba hissi paylaşırlar. Hem de eşit paylaşırlar. Eğer bu ruba hissesi tek bir zevce için olsaydı. Leha diye bir zamir gelir idi. Estaiz bile. Vin kânet vâhideten felehen nisfu. Buradaki nısıf hisse felaha tek kız içindir. Felehunne ruba'daki ruba hisse bir veya birden fazla zevciler içindir. Burada lehunne cemi' sıygası ama tek hanımı da anlatıyor. Eğer ölen zevcin tek hanımı varsa bu ayete göre rubo hisse alıyor. Birden fazla hanımı var ise ölen erkek kişinin o birden fazla hanımlar bu ayete göre rubo hisseyi yani dörtte biri kendi aralarında eşit paylaşırlar. Demek ki bir erkek kişi vefat ederse bakılır çocukları var mıdır yok mudur. Eğer çocukları yok ise hanımlarının hissesi terekenin dörtte biridir. Hanımları bir ya da birden fazla ise fark etmez. Hepsi bir rubu hisseyi paylaşırlar. Ayet kerimede hükümlerin beyanı devam ediyor. Estaizu billah. Fe in kâne lekum veledun fe lehunne thümünü teraktum. Fe Ey erkekler, eğer sizin için çocuk var ise, buradaki velet kelimesi hem erkeğe hem kıza şamildir. Yani hem kız çocuk hem erkek çocuk olabiliyor. Bir de bu çocuk vefat eden erkeğin önceki hanımından da olabilir. Sonraki hanımından da olabilir. Geçmişte vefat eden hanımından da olabilir. Yeter ki vefat eden kişiye bu benim babamdır diye bir çocuk var ise. <laughs> Zevce yani hanım terekeden sümün hisse alır. Vefat eden kişinin evladı var ise hanımların hissesi sümündür. Yani vefat eden erkeğin terekesinden hanımlar sekizde bir hisse alırlar. Anladım. Bir kişi vefat etti ve o kişinin hangi hanımından olsa olsun çocukları vardır. Ölen racülün çocukları var ise zevcesinin hissesi sümündür. Bu zevceler ister bir tane olsun ister birden fazla olsun. Sümün hisseyi kendi aralarında eşit paylaşırlar. Bir de şuradaki velet hayatta değil de ölen kişinin oğlunun oğlu ya da oğlunun kızı. Hayatta ise zevcenin hissesi sümündür. Ölen kişinin evladının evladı hayatta ise zevce sümün hissi alır. Ölen kişinin oğlunun evladı hayatta ise zevce sümün hissi alır ölen kişinin kızının evladı hayatta ise o zaman zevce rubo, rubo hissaldır. Niye bu böyle? Çünkü ölen kişinin oğlunun evladı ister kız ister erkek olsun varistir. Ve zevcenin hissesini sümüne düşürür. Ama ölen kişinin kızının evladı ise varis değildir zirahimdir. Bir meselede ölen kişinin evladı gelir ise ister kız ister erkek zevcenin hissesi sümündür. Ölen kişinin evladı hiç yok. Ama oğlunun ister kız ister erkek çocuğu var. İşte o zaman yine zevcenin hissesi sümündür. Ölen kişinin çocuğu yok, kızının evladı var ise kız evladı zirehimdir. Bu durumda zevcinin hissesi rubu'dur. Şimdi buraya kadar ayet kelimedeki hükümleri tekrar edelim. Estaizu billah. Ve nisfu ma terke ezvacikum illem yekullehunne velede. Vefat eden hanımın evladı yok ise zevcin hissesi nısıftır. Burada da eğer zevcenin kendi evladı yok ama oğlunun evladı var ise yine evladı var sayılır ve zevç nısıf hisse alamaz. Ama oğlunun evladı değil de kızının evladı var ise o zaman evladı var sayılmaz ve zevç nısıf hisse alır. Estaizu billah. Saezi billah فإن كان له ولد فلكم الربع Eğer o ölen eğer o ölen zevceler için evlat var ise zevcin hissesi rubu'dur. Sonra ayet-i kerimin devamında hanımların hisselerini anlatıyor. Yani zevç erkek kişi vefat etti, varis olan zevceler ne kadar hisse alır? Eğer vefat eden erkek kişinin yani racülün evladı yok ise zevcenin hissesi ruba, terekinin dörtte biridir. Eğer vefat eden kişinin evladı var ise zevcenin hissesi sümün. Yani terekenin sekizde biridir. Estaizu billah mim ba'di wasiyatin tusun biha aw O vefat eden zevcin vasiyetini yerine getirdikten sonra ve borçlarını eda ettikten sonra bu mezkur hisseler varislere taksim edilir. Ölen kişinin oğlunun oğlu varis olur dedik. Ama eğer meselede ölen kişinin kendi oğulları var ise oğlunun oğlu bir şey alamaz. Böylece bir dedenin yetim torunları mirastan mahrum olabilir. İşte bu dede dede bu mirastan mahrum olan yetim torunlarına vasiyet etmesi lazım. Yetimlere mal bırakma emri vel yakşe ayet kerimesinde gelmektedir. Bir kişi kendi çocuklarına malını bırakırken yetimlere de kendi mallarını vasiyet etmesi lazım. Fıkıh kitaplarında şöyle bir tavsiye görülmektedir. Eğer vefat eden oğlum hayatta olsaydı ne kadar hisse alacaksa onun çocuklarına da o kadar hisse verin diye bir dede de vasiyet etmesi lazım. Ve bu vasiyet helal kapısını açmış olur. Ama vasiyet terekenin üçte işte birini geçmemesi lazım. Ama eğer varisler razı olursa ölen kişi ne kadar hisse alacaksa onun çocuğuna da o kadar hisse verilebilir. Razı olmuyorsa sadece üçte birini alabilir. Hadis-i şerifte şöyle buyuruluyor. Kim ki 60 sene ömrünü ibadet ile geçirdiyse ama son nefesinde hafe vasiyeti vasiyetinde adaletsiz olursa cehenneme gidecek. الله تعالى جمله مؤمنه لي اولي بيرعاك بيتنكو لله تعالى الفاتحه